Tarımsal makine sanayinde gübre makinesinin işlevi nedir? Samsun'da bulunan Anım Makine Sanayi'ye konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Samsun'da devam ediyor. Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeyiz ve makine sanayinde, makine sektöründe hizmet veren İshak Angın Makine'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın İshak Angın ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi özellikle makina sektöründeyiz ve sanayi sektöründeyiz. Ve özellikle ağır sanayi olarak da hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmetlerimizle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. İshak Angın Makina ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? 1960'ta babam kurmasıyla beraber bugüne kadar devam ediyor. Hı hı. Ve bugün Türkiye genelinde makina yapıyoruz. Hı hı. Yaptığımız makine tavuk gübre kurutma makinaları ve tarım sektörünün ihtiyacı olan gübreyi, tavuk gübresini organik gübre haline getiriyoruz. Hı hı. Ve bu makineyi Türkiye'nin her yerinde tavukçuların hizmetine sunuyoruz. Tabii buradaki yaptığımız makina gübre makinesi, gübre kurutma makinesi. Peki nasıl bir işlem yapıyoruz? Bir anlatabilir misiniz? Şimdi bu makinenin fermente ediyoruz gübreyi. Bu makinamız silindirik şeklinde, hı hı, çiftliklere kuruyoruz ve çiftlikler kendi gübresini, yaş olan gübreyi kuru hale getiriyoruz. 24 saatte kuru hale geliyor ve bundan da ne yapıyor? Hem tarım sektörü faydalanıyor hem de tavukçuların atık gübresinden, çevreyi kirletmeden ve yeraltı sularını kirletmeden kurtarmış oluyor. Aslında gübreyi değerlendirmiş oluyoruz, gübre değerlendirmiş, öyle değil mi? Evet, gübre değerlendirmiş oluyor. Evet, çok güzel. Dediğimiz gibi sadece Türkiye'de, işte sadece Samsun'da hizmet vermiyoruz. Tabii. Öyle Samsun'da. Değil mi? Peki nerelerle çalışıyoruz? İzmir, Konya, İstanbul, Antep gibi yerlere makine yapıyoruz. Evet, tüm ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine pazarlıyoruz aslında. Bu anlamda tabii bir de pazarlama ekibimiz var, öyle değil mi? Evet. Pazarlama ekibimiz de var. Onlar şey yapıyor, müşteriyle beraber birebir ilgileniyor ve bizlere gelip burada makinesini yapmış oluyoruz. Evet. Ama dediğimiz gibi tamamen burada profesyonel bir kadroyla, ekip, evet, ve ekipmanla yapılıyor. Ekipmanlarla. Değil mi? Evet. Ekipmanlarımız kaynak makineleri, tornalar, testereler, matkaplar gibi makinalarımız var. Bu makinelerde her türlü şey yapmış oluyoruz makineyi. Peki bir makina kaç gün sürüyor yapımı? Bir makina aşağı yukarı 45 gün sürüyor. 45 gün sürüyor. Yerinde de bir 15 günde kuruluyor. 60 günde ancak bir makine çiftlik sahibine ulaşmış oluyor. Peki biz makineyi aldık. Biz sizden sonrasında satış desteği alabiliyor muyuz? Tabii ki. Tabii yani ki. Yani bizim işimiz makineyi satana kadar, makineyi sattıktan sonra bizim işimiz bitti demiyoruz, öyle yok, değil mi? Yok, demiyoruz. Demiyoruz, bu işimiz bitti demiyoruz. Servis imkanını da sağlıyoruz bunlara. Evet, ama dediğimiz gibi sadece Samsun'da değil, Türkiye'nin her yerinde, bu çalışmaları devam ettirebiliyoruz. Ve tabii ki satış sonrası desteğimizi de Türkiye'nin her yerinde sağlıyoruz. Sağlıyoruz.